Büyük avantajımız var. İlk iki dersimiz büyük dersler. Öyle olunca hemen halledeceğiz. Üzerine zaten diğer derslerden de bizim anlattığımız şeyler temel olacak size. Hep söylüyoruz zaten. Mesela pediatride 30 sorumuz var. Burada mutlaka diğer derslerden de beraber yapabileceğiniz sorularla beraber verdiğimiz referanslar 40, 45, 50'yi bulabiliyor bazen hatta. Özellikle farmakoloji, patoloji biliyorsunuz, fizyoloji. Onlardan da soru yaptırabiliyoruz. Uzun dönem çok güzel geçti. Anlattığım hikayelerle, ezber yöntemleriyle bence güzel gitti. Verim aldığınızı düşünüyorum. Şöyle diyelim, kısa zamanımız var. Kısa zamanda çok işler yapmamız lazım. Kalın bir notumuz var elimizde zaten farkındaysanız. O yüzden tam ikiye böldüm. Bugün kardiyolojinin sonuna kadar, yeni doğanın başına kadar işleyeceğiz derslerimizi. Hematoloji var, onkoloji var. Bir arada vitamin dersimiz var. Ondan sonra gastroenteroloji var, romatoloji, alerji, immünoloji, döküntülü hastalık ve kardiyoloji şeklinde gideceğiz bugün inşallah. Dediğim gibi soru soracakları yerleri anlatacağım artık. Kampımız budur. Derslerimizi işledik. Herkes bir tekrarını, en az bir tekrarını attı. Ya beni dinleyerek attı, ya okuyarak attı. Bir şekilde temelimiz var zaten. O yüzden hızlı hızlı devam edeceğiz. Nereler çıkacak? Yan dalda neler çıktı? Eski TUS'ta neler çıktı? Biz bu sınavlarda ne bekliyoruz? Önümüzdeki sınavlarda artık nereler kaldı? Nereleri sorabilirler? Oradayız. Nasıl ezberleyebiliriz? Hani nasıl çağrışım yapabiliriz? Onları anlatacağız şimdi. O yüzden Bismillahirrahmanirrahim. Bomba gibi pediatriye başlıyoruz. 2 günde ilk günümüz hayırlı uğurlu olsun. Bakalım kampımızın da 3. günü. Pediatrik hematoloji ile başlıyoruz dedim. Şimdi en başta şunu anlatacağım. Hemoglobin çeşitleri, embriyolojik hemoglobinler, fetal hemoglobinler ve yetişkin hemoglobinleri diye 3'e ayrılıyor. Burada önemli olan arkadaşlar tabii ki de fetal ve yetişkin olanlar. Lütfen yanlarına yıldız atalım. Fetal hemoglobinde 2 alfa ve 2 gama olduğu çok önemli. Lütfen buraya da büyük bir yıldız atalım. Ben zaten sizin altını çizmeniz gereken yerleri altın çizdim. Benim söylediklerimi kaçırırsanız da nota bakınca hangi noktaları vurguladığımı görün diye lütfen altı çizili yerleri siz de çizin hatırlamak amacıyla. Burada yetişkinlerde hemoglobin A'da hemoglobin A1 veya A diyecekler buna size. 2 alfa 2 beta hemoglobin F'de de 2 alfa 2 gama olduğu çok önemli. Neden? Çünkü burada sorularda şunu soracaklar. Beta'da talasemi diye bir hastalık var. Beta geni üzerine, betanın üzerine etki eden bir şey bu. Bu hemoglobin F'de yok arkadaşlar. Beta olmadığı için buradan soruyu kolayca yapacağız. Lütfen buradaki ayrımı unutmayın. Hangisinde alfa, hangisinde gama, hangisinde beta var? Buna yönelik sorular karşımıza çıkacak. Özellikle yıldızladığımız yerler buralar. Şimdi yeniden döneminde hemoglobin alt sınırı 13. Normalde siz kan verseniz bizim için mesela 12-13'ler çok normal, çok güzel değerler. Ama yeni doğanlarda özellikle ilk başlarda birazcık yüksek değerler olduğu için hemoglobin 13 alt sınırı olduğunu bilelim lütfen. Daha sonra da birazcık fizyolojik bir anemi dönemi geçiyor. Çünkü neden? Hemen buraya yazdık. Fizyolojik anemi 6. aydan sonra hemoglobin F'in hemoglobin A'ya dönüştüğünden sonra karşımıza çıkan bir durum. Çünkü hemoglobin F'in yarı ömrü A'dan daha kısa. Öyle olunca orada ufak bir fizyolojik anemi dönemi oluyor. Bunun sebebi de bu arkadaşlar, bu dönüşümden kaynaklı bir şey. Öyle olunca 6 aydan sonra sınırımızı 11 olarak alıyoruz ama yeni doğanın sınırının daha yüksek olduğunu bilelim lütfen. MCV'yi de kaba taslak şöyle yapacağız. MCV'nin alt sınırı 70 artı yaş. Lütfen buraya da yıldızlayalım. Sadece ünlem yeni doğan döneminde MCV 110 ile 130 arasındadır. Lütfen bunun ayrımını yapalım. Yani zaten korele gidecek beraber. Hemoglobin değerleri de hematokrit değerleri de yüksek demiştim size. Aynı MCV de yüksek olacak. Aynı şekilde retikulosit de yüksek olacak. Çünkü yapım fazla yeni doğan bir bebekte tabii ki de yapım fazla olacak. O yüzden yeni doğandaki retikulosit sınırı 5 ve yetişkinlerdeki 2 şeklinde aradaki farkı lütfen vurgulayalım burada. Yetişkinlerde burada sizin için açıklamasını yazdım. 2'nin üzerinde retikulosit görülmesi bir retikulositozdur, bir hemolizdir. Burada bir hemoliz var diye birazdan hastalıklarımıza da bahsedeceğiz. Bizim için değer sınır 2, orada lütfen yıldızlayalım. Dediğim gibi burada maksimum 9,5'a kadar biz tolere edebiliyoruz. İkinci, üçüncü ayda burada fizyolojik bir anemi oluyor demiştim ilk ayda. İlk 6 ayda lütfen yıldızlayalım. Yeni doğanın 110-130 olduğu önemli. Daha sonra da MCV'nin alt sınırının 76 yaş olduğu önemli. Üst sınırı da 84 artı 0,6 çarpı yaş. Ama bu biraz daha detaylı. Alt sınırı bilmek bizim için soru yaptıracak. Lütfen işaretleyelim.
morfolojisine göre anemileri sınıflandırırsak öncelikle mikrositer bir anemi olabilir bu. Ne demek mikrositer? MCV'si düşük demek. Dediğim gibi alt sınırı bu şekilde hesaplayarak daha düşük bir değer söylerse bize soru da mikrositer mi, makrositer mi, normositer mi? Bunu bir şekilde anlayabileceğiz. Şimdi burada MCV'si düşük olan yani mikrositer anemileri ikiye ayırdık. Retikulositine göre yani retikulositoz var mı yok mu, yapım yıkım var mı yok mu ona göre ikiye ayırdık. Burada retikulosit sayısı eğer düşükse veya yetersizse demir eksikliği anemisi çünkü yapacak bir şey yok. Sideroblastik anemi. Kronik hastalığa büyük yıldız atalım arkadaşlar. Erken dönemde normositer, geç dönemde mikrositer olacak bu. Erken dönemde normositer, geç dönemde mikrositer lütfen yıldızlayalım. Burada kronik hastalıktan kastım ne benim? Tümördür, enfeksiyondur, bir enflamasyondur, kronik bir böbrek rahatsızlığıdır. Bunlar hastalık olarak size verilebilir sorularda lütfen buraya büyük yıldız atalım. Aynı şekilde kurşun zehirlenmesi, demir eksikliği anemisiyle beraber aklınızda bulunsun. Beraber birleştirin, bakır eksikliğini birleştirin. B6 vitamin piridoksin eksikliği de kofaktör olduğu için oluşumda orada da bir retikülosit sayısına düşüklük görüyoruz mikrositer anemilerde. Yüksek olduğu zaman ne dedim? Hemoliz, yıkım dedim. Az önce söylemiştim. İkinin üzeri yüksekti. Talasemi sendromlarında, hemoglobin E ve C hastalıklarında ve piropoikilositoz hastalığında lütfen mikrositer bir retikulositoz olduğunu unutmayalım. İkisinin ayrımı önemli burada. Yıldızlayalım. Şimdi normalse peki MCV normal aralıklarda ise normositer bir anemi olacak. Bu sefer retikulosit sayısını yine ikiye ayırdığımızda düşük retikulositlerde düşük sayıda normal sayıda veyahut da retikulosit gördüğümüz zaman soruda burada bir eritroid seri aplasim var. Yani eritroid seri bir yapamama durumum var acaba diye düşüneceğiz. Birazdan zaten bu hastalıkları detaylıca işleyeceğim. Diamond Black Fan anemisi, geçici eritroblastopeni ve bazı ilaçlar bu şekilde retikulosit sayısını değiştirmeden veya düşürerek normositer anemi yapıyor. Bazı kemik iliği tutumlarında yani tümörlerde depo hastalıklarında da bu şekilde görülebilir. Renal yetmezlikte akut kanamanın erken döneminde retikülosit sayısı düşük veyahut da normal olabilir. Fark etmez. Normositer olması önemli. Burada lütfen yıldızlayalım. Kronik hastalıktan bahsettim az önce. Konjenital dis eritropoietik anemi tip 2. Lütfen yıldızlayalım. Tip 2'nin olması. Retikülosit sayısında normalde farklı bir değer buradakilerde. Ama 2'nin düşük olması, yetersiz olması retikülosit sayısının önemli. 2 burada bir anormal bir istisnadır. Zaten konuyu işlerken söyleyeceğim. Burada da yıldız atacağımız yer burası. Normositerlerde normalden yüksek retikulositler 2'nin üzerinde ise konjenital bir hemolitik anemi olabilir. Talasemi'nin dışında, talasemi az önce işlemiştik mikrositlerde, yüksek bir retikulositler mikrositlerde. Burada talasemi'nin dışında bir konjenital hemolitik anemi varsa o zaman